Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalardan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına, toplu sözleşmelerden enflasyonla mücadeleye. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi turunun ardından kabinesini kritik başlıklarla topladı ve şimdi gözler Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamada. Yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine yeni anlaşmalar tek tek mercek altına alındı. NATO liderler zirvesiyle Litvanya'da başlayan, Körfez ülkeleriyle devam eden diplomasi turu sonrası Erdoğan kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik başlıklarla topladı kabinesini ama yine en önemli gündem başlığı ekonomi oldu. Özellikle Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrası Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaların ekonomik katkısı toplantıda detaylıca ele alındı. Saat 15.30'da başladı toplantı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı. Bu başlık için ayrı parantez açıldı toplantıda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yaptı. İhracatın desteklenmesiyle yurt dışından temin edilen kaynakların yatırıma nasıl kanalize edileceği tartışıldı. Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışına sınır, orta vadeli plan ve 7. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri de masadaki önemli başlıklardandı. Yaklaşık 8 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme süreciyle ilgili kabine üyeleri bilgilendirildi. Ve tahıl koridoru anlaşması süreci, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor Erdoğan'ın. Kabine toplantısında anlaşmanın uzatılmasını sağlamak için Türkiye'nin atacağı adımlar ele alındı.